Merhaba arkadaşlar. Güneş sistemi ötesi gök cisimleri 7. sınıf 2. konuyla devam ediyoruz. Gök cisimleri Güneş, Ay, Samanyolu galaksisi, galaksinin içerisinde Güneş ve Ay var. Gökyüzünde gözlemleyebildiğimiz tüm cisimlere gök cisimleri denir. Yıldızlar, gezegenler ve göktaşları gök cisimlerine örnektir. Gökyüzünde bizim çıplak gözle görebildiğimizden çok daha fazla gök cismi bulunmaktadır. Güneş, diğer bazı yıldızlar, büyük ayı takım yıldızı, ay, Venüs gezegeni, çıplak gözle görebildiğimiz bazı gök cisimlerine örnektir. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Güneş, bazı yıldızlar, büyük ayı takım yıldızı, ay. Venüs gezegeni çıplak gözle görebildiğimiz gök cisimlerine örnektir. Bu sorulabiliyor. Bulutsu nedir? Arkadaşlar tüm yıldızların doğum yeri olan bulutsular diğer bir ismiyle nebula gaz ve toz bulutlu şeklindedir. Arkadaşlar bütün yıldızlar bu şekilde doğuyor, gelişiyor. Bulutsu çeşitlerine bakalım. Salma bulutsunun bu şekilde Karanlık bulutsu bu şekilde, yansıma bulutsu bu şekilde, gezegenimsi bulutsu bu şekilde. Yıldızların oluşumu. Yıldız nedir? Isı ve ışık yayar, sıcaktır, yanıp sönen bir ışık noktası gibidir. Gökyüzündeki konumu değişmez, küresel şekillidir. Bulutsunun sıkışmasıyla oluşur, doğar, yaşar ve ölür. Yıldız ne kadar büyük ise yaşam süresi de o kadar kısa olur. Arkadaşlar bu önemli. Eğer büyük yıldızlar kısa yaşıyor, küçük yıldızlar uzun yaşıyor. Tam tersi. Burada kafa karışıklığına neden olmasın. Burayı altını önemli çiziyorum. Arkadaşlar şimdi bulut suların yani yıldızların oluşumuna bir bakalım. Burası özet gibi. Bulut su nebula Büyük kütleli ise arkadaşlar ön yıldız ana kol kırmızı süper dev süpernova patlamasıyla kara deliğe ve nötron yıldızına dönüşüyor. Bunlar büyük kütleli yıldız. Küçük kütleli yıldızlar ise ön yıldız ana kol kırmızı dev gezegenimsi bulutsu beyaz cüce ve kara cüceye dönüşüyor. Şimdi bunlar ayrıntılarıyla göreceğiz birazdan. Yıldız ne kadar büyükse yaşam süresi o kadar kısadır bunu tekrar edelim. Büyük yıldızların çekirdeklerinde daha büyük olan basınç hidrojenin daha hızlı tükenmesine neden oluyor. Arkadaşlar biliyorsunuz yıldızlarda hidrojen helyuma dönüşerek bu şekilde ısı ve ışık yayıyordu. Büyük yıldızlarda basınç fazla olduğu için hidrojeni daha hızlı tükeniyor ve ömürleri kısa oluyor. Büyük yıldızlar ortalama 1 milyon yıl yaşarken kütlesi en düşük olan kırmızı cüceler yakıtları çok yavaş tüketiyor ve 10 milyar yıl ile 100 milyar yıl arasında yaşıyor. Bakın büyük bulutlar 1 milyon yılken küçük e, bulutsular ise 10 e, 10 milyar ile 100 milyar yıl arasında yaşayabiliyor. Evet, büyük kütleli yıldızlardan başlayalım. Başlangıç kütleleri 8 güneş kütlesinden daha fazla ve hayatları süpernova patlaması ile son bulan ve yıldızdan geriye nötron yıldızı ve kara delikler kalıyor. Arkadaşlar büyük kütleli bulutsular süpernova patlamasından sonra nötron yıldızı veya kara deliğe dönüşüyor. Bulutsu yıldızlar arası toz, hidrojen, helyum ve başka iyonize gazlardan oluşuyor. Peki büyük kütleli yıldızların sırasıyla oluşumuna bakalım. Ön yıldızın yoğun ve çekirdeğinin etrafında toz halkası oluşur. Zamanla merkezden etrafa çok fazla gaz püskürür ve halka yoğunlaşarak sıkışır. Bakın şu, şu şekilde. Yıldızların yaşam sürelerinin %90'dan çekirdekteki yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve füzyon tepkimi neticesinde hidrojeni helyuma çevirir. Büyük kütleli yıldızların HR diyagramında Ana kolda kaldıkları sürece toplam kütlelerinin yarısını kaybederler. Ana kol yıldızı da şu şekilde. Üçüncü sırada çekirdek kaynaşması sonucu merkezde çok büyük bir demir çekirdek oluşuyor arkadaşlar. Kırmızı süper dev 4 milyon. En son yakıtı biten büyük kütleli yıldızlar çekirdekte patlar. Başlangıçta yapısı iyonize halde olan plazma şeklindeki bir süpernova parlaklığının zamanla yitirir. Yayılan enerji Güneş'in 10 milyar yılda yayacağı enerjiden çok fazladır. Bu patlamalar maddenin evrende bir noktadan başka bir noktalara taşınmasını sağlar. Süpernova patlaması arkadaşlar. Süpernova patlamasıyla ne oluşuyordu? Kara delik ve nötron veya nötron yıldızı oluşuyordu. Arkadaşlar kara delik ne? Işık dahil her şeyi yutan bir çekim gücüne sahip uzay bölgesine kara delik diyoruz. Neyle oluşuyordu? Süpernova patlamasıyla. Büyük kütleli yıldızların süpernova patlamalarında ya nötron yıldızı ya da binde bir ihtimalle kara delik oluşur arkadaşlar. Kara delikleri diğer gök cisimlerinden ayıran en önemli şey etrafında bir olay ufku oluşmasıdır. Bakın arkadaşlar şu şekilde etrafında bir olay ufku oluşuyor. Kara deliği çevreleyen bu küresel yüzeyi geçerek kara düşen her cisim bir daha olay ufkunun dışına çıkamıyor arkadaşlar. Süpernova'nın merkezindeki demir yığını fazla sıkışması nötron yıldızı oluşuyor. Nötron yıldızlarının çekimleri çok güçlüdür ancak kara delikler gibi etrafında bir olay ufku oluşturmaz arkadaşlar. Şimdi küçük kütleli yıldızlara bakalım. Başlangıç kütleleri 8 güneş kütlesinden az olan, büyük kütleleri çok olandı, küçük kütleleri az olan. Hayatları gezegenimsi bulut su püskürterek son bulur. Yıldızdan geriye demir ve karbon yığını Olan bir beyaz cüce kalır. Beyaz cüce veya kara cüceye dönüşüyordu. Bu da zamanla soğuyarak kara cüceye dönüşüyor arkadaşlar. Yine bulutsu tekrar etmiş olalım. Yıldızlar arası gaz, toz, hidrojen, helyum ve biyonize gazlardan oluşuyordu. Ön yıldız 50 milyon yıl toz ve gaz bulutsu kümeleri ısınarak küçülür. Sonucunda yıldız olup parlar ve etrafındaki gazın da parlamasına yol açar. Ortadaki sıcak çekirdek kütle çekimi etkisiyle dönmeye başlar arkadaşlar. Ana kol yıldızı oluşan yıldız parlak bir ışık saçar ve hidrojen kaynağını yavaş yavaş tüketir. Büyümeye devam ederken çekirdeğindeki hidrojen helyuma dönüşür ve çok fazla miktarda enerji ortaya çıkar. 4.5 milyar yaşında olan Güneş bir ana kol yıldızıdır arkadaşlar. Güneş'in şu an içerisinde yüzde üç hidrojen, yüzde yirmi ise helyum var arkadaşlar. Yaklaşık dört buçuk milyar yıl yaşadı. Bu buna dönüşüp bitince Güneş'te yaşamı son bulacak arkadaşlar. Kırmızı dev 100 milyon yıl bakın arkadaşlar bu şekilde kütlesi sabit kalan kırmızı dev çapı sürekli artar çekirdek ısınmaya devam ederken dış katmanlarda soğur ve genişlemeye genişleyerek şişer. Şiştikten sonra arkadaşlar ömrünün sonuna gelmiş ve yakıtını tamamen tüketmiş güneş benzeri kütleye sahip yıldızların dış katmanlarının uzaya saçılır ve merkezlerinde sıcak bir beyaz cüce kalır. Bakın arkadaşlar beyaz cüce kaldı merkezde. Ölen yıldızlar arkalarında toz ve gaz bulutu bırakır ve bunlar sonucunda bulutsu halini alır. Arkadaşlar beyaz cüce de sonra kara cüceye dönüşüyor. Şimdi gök cisimlerini tanıyalım. Gök cisimlerinden birinci olarak yıldızlar. Çok oluşumunu öğrenmiştik. Şimdi devam edelim. Sıcak gaz ve toz bulutlarından doğan gök cisimleridir. Yıldızlar çevrelerine ısı ve ışık yayarlar. Yıldızların yaydığı ışığın titreştiği görülür. Yıldızlar sanılan aksine küresel şekildedir. Büyüklükleri, kütleleri ve sıcaklıkları farklı olan yıldız vardır. Mavi, beyaz renkli yıldızlar sıcak. Buralara dikkatinizi çekiyorum. Sorulur. Sar renkli yıldızlar orta, kırmızı renkli yıldızlar ise soğuk yıldızlardır. Yıldızlar da tıpkı canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür. Ömrü sona eren yıldızlar parçalanır. Takım yıldızlarıyla devam edelim. Gökyüzüne bakıldığında birbirine yakın duran ve çeşitli şekiller oluşturan yıldız kümelerine takım yıldızı denilmekte. Bunlardan en çok bilinenler Büyük Ayı, Küçük Ayı, Kraliçe, Ejderha, Aslan, Orion yani diğer ismiyle Avcı, Aguila, Kartal, Delpius, Yunus, Taros, Boğa, bazı takım yıldızlarıdır. Kuzay, Tacı ve Çoban da vardır. Arkadaşlar Büyük Ayı ben cezveye benzetiyorum arkadaşlar. Küçük Ayı da test cezveye benzetiyorum. Küçük Ayı takım yıldızının en parlak üyesi Kutup Yıldızı'dır. Bu da sorulan küçük ayının Arkadaşlar küçük ay takım yıldızının en parlak görüneni kutup yıldızıdır. Kutup yıldızları çıplak gözle bile kolayca görülebilen parlak bir yıldızdır. Sürekli kuzeyi gösterir. Dünyanın ekseniyle hemen hemen aynı doğrultudadır. Ve bulunduğu yön daima kuzeyi gösterir. Bu özelliği nedeniyle geceleri yön bulmada kullanılan kutup yıldızlarına kuzey yıldızı da denir. Takım yıldızlarının dünyadan bakıldığında görünüşlerine göre yapılan benzetmeler gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırmaktadır. Arkadaşlar şurada baktığınız zaman büyük ayı cezveye benziyor. Küçük ayı da ters cezveye ve küçük ayının en bilinen üyesi kutup yıldızı. Kuyruklu yıldızlar isimlerinin aksine yıldız değillerdir. Burası çok önemli. Çünkü e, kuyruklu yıldızları yıldız olarak e, bilen öğrenciler burada hep hata yaparlar. Kuyruklu yıldızlar aksine bir yıldız değil. Donmuş haldeki gaz ve toz kütlelerinden oluşmuş. Bu nedenle kuyruklu yıldızlara kirli kar topu da denir. Ya da buzlu çamurda denir. Arkadaşlar güneşe yaklaşan kuyruklu yıldızlar erimeye başlar ve yapılarındaki buzda karışık toz ve taş parçaları serbest kalır. Güneş etrafında itilen bu parçalar parlak ve bir kuyruk görünümü oluştuğu için bunlara kuyruklu yıldız denmiştir. Güneş sisteminde belirli bir yörüngede hareket ederler. Halle kuyruklu yıldızı 86 yılda bir görülüyor arkadaşlar. En çok bilinen kuyruklu yıldızların isimleri Halle, Halle Bob, Borley, Ikaya zenk ve Loewe-Joy. Arkadaşlar bunlar sorulabilir. Işık yılı uzaydaki gök cisimleri arasındaki uzaklık çok fazla. Bunun dolayısıyla bu uzaklıklar kilometre ile ölçülemez. Bu sebeple uzayda ışık yılı birimi kullanılır. Işık bir ışık yılı ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir. Yani bir zaman birimi değil, uzaklık ölçüsü birimidir. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Işık yılı bir zaman birimi değil, uzaklık ölçüsü birimidir. Bir ışık yılı yaklaşık 9,46 çarpı 10 üzeri 12 kilometredir arkadaşlar. Güneş sistemi evrendeki yeri milyonlarca gök cisimden oluşan uzay adalarına gök ada yani galaksi denir. Uzayda birbirinden farklı büyüklükte ve uzaklıkta milyonlarca gök ada yani galaksi bulunur. Güneş sistemi Samanyolu gök adasında yer alır. Samanyolu gök adası sarmal kollardan oluşur. Güneş sistemi de avcı kolundadır arkadaşlar. Burası sorulur. Güneş sistemi avcı kolunda. Samanyolu gökadasının dışında bilinen en önemli gök adalar Andromeda, Sembrero ve Antennea'dır. Bunlar da sorulur Andromeda Sembrero, Sombrero ve nea arkadaşlar. Samanyolu dışındaki bilinen gök adalar. Gök adalar şekillerine göre sarmal, eliptik ve düzensiz şekilli olmak üzere 3 ana grupta toplanır arkadaşlar. Andromeda gök adası. Andromeda karanlık gecelerde dikkatlice bakılırsa, küçük bir ışık lekesi olarak belirli belirsiz fark edilir. Bize uzaklığı 2 milyon 200 bin ışık yılıdır. İnsan gözüyle görülebilen en uzak cisimdir. NGC 6744 Gök Adası arkadaşlar, NGC 6744 Gök Adası Samanyolu'na çok benzer. Güney yarım Küreden görülebilir. Uzay ve evren kavramlarına bakalım. İçerisinde boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümü uzay ise evrenin dünya dışında kalan kısmıdır. Arkadaşlar tekrar ediyorum. İçerisinde boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümüne evren diyoruz. Uzay ise evrenin dünya dışındaki kalan kısmıdır. Biz dünyadayız. Bizim dışımızda kalan yerler uzay. Dünya ile birlikte toplam her şey ise evrendir. Her şey evrenin içinde yer alır. Evren eşittir. Gök cisimleri artı uzay. Evrene de şöyle şekilde dünya artı uzay diyebiliriz arkadaşlar. Evren eşittir. Dünya artı uzay. Uzay ne olur? Evren eksi dünyada uzay olur arkadaşlar. Dünyanın evrendeki yeri güneş sisteminin sıra Samanyolu Gök Gökadası kolu uzaklık birimlerine göre açıklayalım. Dünyamız Samanyolu Gökadası'nın avcı kolunda güneş sistemi içinde güneşe uzaklığı ile üçüncü sırada yer alan bir gezegendir. Bir soru yapalım. Buna göre yıldızlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? En sıcak yıldızlar mavi renkte, sıcaklığı bu yıldızlardan daha az olan yıldızlar sarı renkte, en düşük sıcaklıktaki olanlar ise kırmızı renkte görülür. KLM şekillerinde adlandırılmış 3 yıldızın renkleri ile ilgili gözlem sonuçları tabloda verilmiş. Buna göre sıcaklığı en düşük olan yıldız K'dır. Bakalım K kırmızı doğru. Ha bu yanlış. Ee, sıcaklığı... M'den fazladır. Yanlış. En sıcak yıldız M'dir. Yanlış. En sıcak yıldız L'dir. M'nin sıcaklığı L'den fazladır. M'nin sıcaklığı L'den fazla değildir. Bu da yanlış. Doğru olanı soruyor. Sıcaklığı en düşük yıldız K'dır. Cevabımız A. Söylenebilir olanı sorduğu için cevabımız A arkadaşlar. Bir öğrencinin verdiği Örneklerden hangileri galaksi gök adadır? Andromeda, Samanyolu gök ada, küçük ay ise gök ada değil, takım yıldızıdır arkadaşlar. Hangisi dediği için? 1 ve 2. 7. sınıf 1. ünite 2. konuyla birlikteydik. 2. ünite 1. konuyla tekrar görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür